Herkese merhabalar, ben Çağrı. Yeni bir Raid: Shadow Legends videosuyla karşınızdayım. Bugün fakirim. Enerjim az kaldı. Normalde 10-15K'nın altına düşmezdi. Etkinlikler üst üste geldi. Onun haricinde elmas da baya bir suyunu çekti. Yani haftalık 1000 hesaba yattığı halde oyundan elmas baya bir suyunu çekti. Çünkü biraz taş açtık, biraz bilmem ne. 2x'lere, 5x'lere, 10x'lere şey yaptık. Ama ve lakin neyse ki ben de hiç bilmez 5 yıldız yem de bitti. Bir sürü karakter kastım. Bugün kudretli Ukko karakterini beraber bir inceliyor olacağız. Neden böyle fakir kaldığımı anlattım, onu da söyleyeyim. Şöyle inip buradan bir yerden Ukko'yu bulacağız şimdi inşallah. Buldum. Ustalığını açmadım. Becerilerini kitaplamadım. Fakat ustalığını elbette göstereceğim ve bir de deneme testini yapacağız. Ama ustalığı açılmışçasına iyi giydirdim. Onu söyleyebilirim. Hazırsanız başlayalım. Şimdi ilk olarak her zamanki gibi giydirmeyi, ustalığından, setinden, her şeyden önce giydirmeye odaklanıyoruz. Evet, şimdi ilk olarak becerilere bakıyoruz. Becerileri neyse ona göre ustalık açıyoruz, ona göre giydiriyoruz. Bunu zaten artık öğrendik. Kendimiz de bunu yapabilmemiz için tabii ki önemli. Şöyle aldığımda ilk dikkatimi çeken becerilerin tasarımları hoşuma gitti, onu söyleyeyim. Özellikle A1'deki şu tasarım, bunlar çok ufak şeyler ama hoşuma gitti. Yani tasarımları çok kötü olan karakterler var. Böyle çizimleri çizgi film gibi olan karakterlerden ziyade bunun özellikle becerilerin resimlerini beğendim. Şimdi bir bakalım. A1 tüm düşmanlara vuruyor ve kitaplarsanız 75, kitaplamazsanız 50 ihtimali bir atak kırıyor. Yani buradan bir isabet ihtiyacı olduğunu anladım. Bir de karşı saldırı bu karaktere iyi gidebilir. Burada bizim set ile ilgili buna bakabiliriz ya da ustalıkla ilgili buna bakabiliriz. Bunun altını çizdim. 2. Tüm düşmanlar 2 kere saldırıyor ve her vuruş kitaplandığında 100, kitaplanmazsa da 75 ihtimalle 2 tane avantajı ortadan kaldırıyor. Bu bize biraz arena kullanımı ortaya çıkarıyor. Aynı zamanda hız ve isabet yine burada devreye giriyor. Saldırıdan sonra herhangi bir avantaj kalmadıysa avantaj bloklama ve tabii ki isabet azaltma veriyor. Yani kesinlikle çalmamız lazım eğer bu karakterin avantajı varsa ki alttaki dezavantajları verelim. Bu yüzden yine yüksek isabet ihtiyacı bizi karşılıyor. Geldiğimizde 4 turda bir diriltmesi var. Tüm ölü müttefikleri 40 canla canlandırır %. Ve bir tur boyunca hasar bloklama verir. Güzel. Ama burada bir sorun var. Bu beceriyi ölü müttefik olmasa dahi yapıyor. Yani şurada diyor ki tüm müttefikler 2 tur boyunca hız arttırma verir. Ölü müttefik yoksa bile hız arttırma verir. Otomatikte burada bir sorun çıkabiliyor. Çünkü bu karakter kimse ölmese de bunu kullanıp 4 turluk beklemeye girebiliyor. Bir tur sonra biri ölürse birazcık burada sıkıntı çıkarabiliyor. Hem hasar bloklama hem diriltme boşa gidiyor. Burada dikkat etmek lazım. Onun haricinde bir düşmandan her avantaj alışına rastgele bir avantajı %50 ihtimalle çalar ve korunur. Yani koruma veriyormuş. Okey. Yani bizim aslında şu beceriye birazcık destek atanda bir pasifi var. Yine burada isabet gerektiğini söyleyebilirim ve tüm savaşlardaki bir hız aurası var. Şimdi ben nasıl kalıntılar giydirdim? Önce ona bakarak başlayalım. İstatistiklerin tümüne geldiğimde şu kamerayı biraz yukarıya kaldırırsam görürsünüz. 18K temel bir canı var. Çok yüksek bir can değeri değil. Bunu 60K'ya kadar çekebilmişiz. Güzel. Defans değeri 1.1K bayağı düşük ama bir destek karakteri olduğu için normal. 2.3 biraz düşük ama idare eder. Atak değerinin çok bir önemi yok. Çünkü atak yapacak bir karakter değil ama temel atak değerine fena olmadığını söyleyebilirim. 109 yüksek bir hızla geliyor. Ben bunu 233'e çıkarabilmişim. 124 anca ekleyebilmişim. Daha yüksek yaparsanız tabii ki daha verimli olur. Kritik oran, kritik damage ve direnci geçti. Yani direnç yaparsanız tabii ki iyi ama burada bizim ana temelimiz bu değil. Burada isabetten yüksek olabildiğince alabiliyoruz. İşte ustalıktan bahsettiğim kısım buydu. Ben bunu ustalığını da açarak 600'e çıkarabilirim. Hala bu benim elimde ama şu an için daha çıkarmadım. Ustalıklara geliyorum. Ustalık kısmı boş. Size burada ustalığı açsaydım ne açardım? Hemen onu göstereceğim. Şöyle geldiğimde Lady Kim ile birebir aynı ustalıkları açardım. Neden diye sorarsanız aynı aslında Lady Kim'i de yüksek dezavantaj kapasitesine sahip, yani yüksek isabet isteyen ve hız isteyen bir karakter. Şöyle baktığımızda buradan isabeti elbette alıyoruz. İsabet. Buradan giysi bonusunu alıyorum. Çünkü oraya genelde algılama seti giydirdim. İsabet ve hız veren. Onun haricinde ilk vuruşunda dönüş metre azaltmayı. Onun haricinde Bu şampiyon verdiği dezavantajı 2 tura çıkarmayı verdim. Yani bir tur uzatmayı verdim aslında. Bir de 50 isabet, kesinlikle bunları alırdım. Sol kısma geldiğimde şu defans ağacından başlama sebebim şu alan saldırılarından az hasar alma. İşte yine az hasar alma. Buradan aşağı iniyorsunuz, iyileştirmeler filan. Burada karşı saldırılar var işte. Az önce bahsettiğim olay birazcık buraya geliyor. Çift karşı saldırı. İşte biri bir şey verirse karşı saldırı yapsın, şunu verirse karşı saldırı yapsın ki A1 ile bu karakter bir atak kırma uygulayabilsin. Tamam, ustalık beceri her şeyi aldığımızı varsayıyorum. İşte ustalıklardan da 50 isabet oradan gelir. İlk baştan gelir 10 isabet. Set bonuslarından bir isabet daha gelir. Falan filan. Şunları da gösterebileyim. Göğüslükten isabet hız almışız. Başka hiçbir şey olmasa da. Eldivenden HP hız. İşte eldivende genelde bu tarz karakterlerde HP'ye gitmeye çalışıyorum ki canı artsın diye. Onun haricinde bot hız klasik, altına isabet. Bakın altında isabet hızı, üsttekilerin hepsinde isabet hızı mutlaka şu şekilde göreceksiniz ve bu karakterde hiçbir galif basılı değil. 650'lere kadar da isabeti çıkarma potansiyeline sahip. Burada da yine isabet, aşağıdan gelen hız. Bakın bunlarda da hiç galif yok. Bir tek burada bir 10 galif almışız. Bunu da birinden sökmüşüz. Tamam. Şimdi bu karakterin kullanım alanları neler? Bu karakterle farm yapılır mı? Bence yapılmaz. Ben 60'a atarken farmcı olarak kullandım alan vurduğu için ama çok zaman alıyor. Zindanlarda kullanım sunar mı? Yani zindanlarda bu karakteri çok kullanacağımızı sanmıyorum. Mesela örümcekte kesinlikle gidecek bir karakter değil. Ejder yuvasında işinizi uzatır. Efendime söyleyeyim, ateş şövalesini uzatır. Belki buz goleminde bir gider sağlayabilir. Ama yine de çok önermeyeceğim. Grup savaşları için kesinlikle iyi bir karakter. Ama ve lakin anahtarım yok. Anahtar alıp buraya eklerim. Bakalım. Onun haricinde arena kullanımı için uygun bir karakter olabilir. Şöyle bir takım seçelim. Ben zaten böyle bir girizgah yapmışım aslında. Şöyle biraz daha soft bir takım yapalım. Evet, sanki bir tık daha soft bir takım oldu. Zaten yargıç herkeste vardır diye düşünüyorum. Çok yüksek hızı yok. 326 hızı var yargıcımın. O yüzden biraz daha denk aslında düşmüş olacak. Biliyorsunuz benim hızlı karakterim Lady Kim'i yargıçtan çok daha hızlı. Karşısı tur alarak başlıyor. Vagoth tabii ki. Şimdi karşı bayağı bir avantaj aldı. Artık turu lehimize geçirmenin vakti geldi. Şöyle yaptığımda 2 var, 2 var, 1 var, 3 var. Attı 1, 2. Yani bütün avantajları, her şeyi çaldı. Bu bakımdan gayet güzel çalıştığını söyleyebilirim. İsabet azaltma verdi. İşte bilmem ne bloklama verdi. Avantaj bloklama verdi. Bir de şöyle kışkırtma atalım. Karşıyı bildin. Karşıyı doyurmuş olduk. Şöyle bir vuruş artık. Kolaylıkla burada kesmemize ihtimal tanıdı. Burada takım korum olarak 50k'lık bir fayda vermiş. Bu ne olduğunu bilmiyorum. Bir k'lık bir iyileştirme var burada. Karşısı çok yüksek hasar çıkardığı halde burada Vagoth'un emiş gücü 224k'lık hasara 236k'lık iyileştirme. Aşağı inelim. Burada biraz daha güçlü bir takımla karşı karşıyayız. Gelin falan da var burada. Prens Kaymer de var. Yüksek hız içerebilir. Şöyle. Önce bir dezavantajı indirdim. Şimdi burada Ukko kendi takımında işte burada hız vermeyi kullanabilir. Bu sorun. Ben burada bir atak kırmayı kullanacağım. %70 ihtimale göre gayet güzel bir atak kırma yaptı. Atak kırma sayesinde bak şunu da ekleyeyim. Kaldırılamaz bir dezavantaj blok aldı. Bu gayet güzel bir özellik oldu. Karşıdan kimden çalmış? Şöyle bakın, yargıçtan çalmış. Güzel güzel. Şöyle karşının bir avantajını temizleyelim. Kışkırtma atalım. Bir kişi kışkırdı. Şimdi burada asıl avantaj çalmayı kullanacağımız kısım. 1 fırlattı, 2 fırlattı. Baya yani hani arenada karşı bol avantaj alan takımlara karşı etkili olabilir. Bir de yavaş bir takıma karşı denemeyi planlıyorum bunun sonunda. Bakın karşı hala Astrolon hala yüksek bir hasar çıkaramıyor. Bizim de zaten hasarcımız 140 hızda olduğu için bir şey yapamıyor ama tekrar bir atak kırmaya çalışalım. Şu arkadaşa bir mahalle daya. Bol bol dönüş metre alıyor. Bir tur daha deneme yapacak gibi. Hop böyle bir yolunu kesmeye çalışalım ve sapladı. Evet. Zaten hasarcımız boka yaramıyordu. Sapladı. Hop bir diriltme, bir hasar bloklama ve hız verme. Gayet güzel. Bu bakımdan bayağı bir etkili olduğunu söyleyebilirim. Vagoth'u hala öylesine kullanıyorum. Üzerimizde hasar bloklama var ve Vagoth sayesinde güzel bir iyileşme aldı. Ver yavrum o kalkanını. Tamam, hasar bloklamamız duruyor ama bu sefer de Prens Kaymar çalıştı. Okey, hiç sıkıntı yok. Elbet bir gün kafatası da vuracak. Bu yüzyılda olur mu bilmiyorum ama Vagoth da bayağı etkili oldu. Ukko da burada diriltmesi tabii ki takım hayatta tutma bakımından etkili. Güzel. Verilen biraz dönüşüm metre. Bir atak kırma. Çalıştıramadık. Evet. Bu arkadaş galiba ömür billah hasar atamayacak. Öyle duruyor ama Vagoth yine çok iyi. Şuna vuralım. Ben bunu öldürmek istiyorum. Sonunda. Bam. Güzel. İki kişiyi tıngırdattı. Şimdi bunlar tabi diriltmeye gidecek. Neden olmasın. Şöyle yapalım. Ver avantajları bebeğim. Oh, çok güzel kaldırdı. Tertemiz yaptı. Yine yüksek bir hasar çıkaramamış oldu. Bayağı fight uzuyor ama hani burada karakterlerin zaten önemli olan ne iş yaptığını görmek olduğu için bence etkili bir savaş yaşıyoruz. Tabii ki bunları böyle kullanmazsınız. Elinizdeki en güçlü karakterlerle en hızlı şekilde bitirmeye odaklanırsınız. Ama ve lakin bunu görmek video için önemli. Şimdi bir tık daha Astrolon'u düşürdük. Burada iki diriltici, bir kışkırtma, artık bunların işlerinin bittiğini söyleyebilirim. Sen turunu hızlı alma. Hop, bir alan hasar. İşte burada Ukko'ya hasar kasmak yani bilmiyorum. Bu benim çok böyle beğeneceğim bir aktivite olmaz. Atak kırmalar gayet güzel. Bizim burada aslında eksiğimiz bir defans kırma. Atak kırma falan güzel iş yapıyor fakat biz burada defans kıramadığımız için kafatası tacımız yeterince güzel bir hasar çıkaramıyor. Ama ölmüyoruz da. Güzel. Ver bakalım, gelin. Ya güzel güzel. Yani dezavantaj temizliğine bayıldım. Güzel. Sonunda bir karşı saldırı yapmayı akıl etti bizim abla. Eline sağlık kafatası tacı. Bir daha diriltmeyin. Yeter, daha diriltmeyin artık ne olur. Ne olur diriltmeyin. Hız vermeyeceğim bir atak kırma daha. Sizin bir dönüş metreniz alacağım ve bam. Ve bam. Ve bam. 3,5 dakikalık fight böyle sürmüş. Ukko 102k'lık bir hasar. Gayet güzel. Gayet güzel. Bunun 600k'lık iyileştirmesi. Bu şekilde bir arena kullanımı sunuyor. Aslında bir de tank bir takıma ya da çok fazla ne denir? Şöyle yapayım. Birazcık daha isabet ekleyelim isabetimize. Burada Vagoth'u çıkaralım ve gerçek bir hasarcı olarak şuradan Tranda'yı alalım. Halleder gibi düşünüyorum. Takım birazcık garip oldu. Ben de farkındayım. Okey, deneyelim. Bakalım yavaş takımlarda nasıl bir işe yarayacak. Okey. Keşke isabet düşürme yapsaydık. Şöyle bir atak kıralım. Güzel. Kafatası için gayet güzel çalıştı. Mitrala'dan bir temizlik, bir kalkan. Okey. Tranda'yı düşürdü. O zaman biz biraz isabet alalım. Ve Tranda kime çalışsın? Sana. Bam bam. Sersemletme veremedik ama olsun, sıkıntı yok. Ukko'yu hayatta tuttuğumuz sürece geri dönüşümüz kolay olacak. Şöyle yapalım. Zaten bir kişi bayıldı. Şöyle. Güzel, bak yine bundan çalmış. Dezavantaj bloğu çalması bizim için güzel. Çok fazla dezavantaj yiyen bir ADC'miz var. AD kirimiz var. Olsun. Olsun, sıkıntı yok. Şöyle bir vuruş daha. Ukko'da diriltme yap. Sen diriltirsen kardeşim ben de diriltirim. Diriltemem. Bunları unutmayın. Yine bir korumalı buff daha aldı. Bu da gayet güzel bir özellik. Şöyle baktığımda bir kaldırma daha. Koruya devam. Üzerinde o kadar çok avantaj birikti ki ve bu avantajın hiçbirini kendisi vermiyor. Biraz daha çal lan. Biraz daha çal. Hiç affetme. Korumalıyı tuttu elinde. Burada artık ölebilitemiz var ama ve lakin şöyle bir şey de yapabiliriz. Artık karşının taşlaşmasını bekleyelim. Güzel, bir kişi taşlaştı. Sen de dönüş metre ver bakayım çocuğum birazcık. Bir atak kırma. Aslında bunları keseriz ya. Tranda'yı bir kaldırmayı becerirsek yattığı yerden. Yattım Allah kaldır beni. Bir türlü kalkmıyor. Biraz daha dönüş metre. Gayet güzel. Biraz daha dayak. Biz hızlanalım. Biz korunalım. Korunalım, güzel. Korunmak önemli. Verdiği dezavantaj blok sayesinde mesela karşının bu tarz tank takımlarda, çok buff alan takımlarda etkili ama işte isabet bonusunu üstünüze her daim eklemeniz gerekiyor. Bir şekilde ustalıktan olur, aurayla olur. Şöyle ver yavrum, o örtü bir şey örtmüşsünüz öyle. Afganistan burası ya. Şimdi diriltmeye hazırlanacak. Bayağı bir zehir de verdik ama diriltti. Okey, sıkıntı yok. Biz de diriltiriz artık. Yani abla artık çalışmıyor. Ve artık burada fight'ın bittiğini düşündüğüm kısma geldim. Hızımızı da. Ver lan şunu. Ölme kızım. Ölme bir tane. Bir hız, dönüş metre. Ve bam. Gayet güzel bir fight çözücü olarak Ukko burada yerini aldı. Ukko olmasaydı büyük ihtimalle çok daha fazla zorlanırdık. Burada bosslara geldiğimizde 2 adet boss var. Bunlardan bir tanesi kesinlikle bu arkadaş. Kalbura bastı Hidra arkadaş. Hidra arkadaş da bence etkili olacaktır. Buradan bir kısa kesit bu videoya ekliyor olurum kesinlikle. Onun haricinde de grubundan da bir kesit ekliyor olacağım. Bundan hemen sonra Clan Boss'ta kullanılmaz. Doom Tower'da bence kullanım alanı var. Şahsına münasır güzel de bir kullanım alanı var. Çünkü çok fazla ilerleyen turlarda işte 100. turdan sonra çok buff alıyorlar. Bu bufflarla baş etmenizde de Ukko kesinlikle yardımcı bir karakter olacak. Sırayla koyacağım yerleri koyuyorum. İyi seyirler. Beğenip abone olup destek verebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. I've been thinking, lately it's just me against the world. Round and round I'm caught up in this swirl, trying to dig and trying to burrow. Pressure turned this stone into a pearl. Lessons that I learned weren't always thorough, sugar-coated like a churl. Now I'm really out here on my own. Now my homies acting like I owe 'em, done extending out my arm. Made a lot of money from my poems. Been around and now they say I'm on. I can finally say I'm up now, I'm up now. 20,000 on a bus down, a bus down. I'm on my way, I'm going up now, and I ain't never gonna touchdown, touchdown. Mind's on, I can't turn it off. Late nights and I'm turning up. Hate life, then I learn to love. Down and out, now I'm way above. I always knew I had it, now I'm living out my dreams. Treat that money like an addict, it's a habit, I'm a fiend. Feeling that rush, rocket ready to launch. Hands up, ready and gone, been waiting too long. Trust on plenty, that's wrong. Old me's dead and that's gone, thank God I'm headstrong. I don't wanna wake up in a doubt that I show them everything I'm about. I ain't never going out, I ain't never did it for no clout. Now I'm sitting early on the cloud, I'm up now, I'm up now. 20,000 on a bus down, I'm on my way up, going up now, and I ain't never gonna touchdown, touchdown. I never could. Touchdown, yeah.